İyi günler çocuklarım. Anlamlı ve kurallı cümleler oluşturmaya geldik. Bunun için nasıl yapabiliriz? Onu öğreteceğiz şimdi size. Şimdi anlamlı ve kurallı cümleler oluştururken önce bir iş, bir oluş, bir hareket bildiren kelimeler yani fiiller, yüklemler cümlenin sonunda olur. Yüklem ya da fiil. Şimdi önce buraya bakıyorum. Kar topu koyduk adını kedimin. Şimdi burada öncelikle bir iş, bir oluş, bir hareket bildiren kelime hangisi koyduk? Mesela bu en sonda yer alacak demektir. Türkçe'de anlamlı ve kurallı olabilmesi için, cümlenin sonunda yer almak zorunda. Peki buna kime bu isim konulmuş? Kedimin diyor. Gördüğünüz gibi o da en başta olacak. Hemen yazıyorum cümlemi o zaman. Gerisi de anlamına göre düşüneceğiz. Kedimin adını kar topu koyduk diyorum. Noktayı yerleştiriyorum. Şimdi geldik ikinci kelimemize geldik. İkinci cümlemize geldik. Doktora annem söyledi yarın gideceğimi. Şimdi burada da yine bakıyoruz. Bir iş, bir oluş, bir hareket bildiren kelime söyledi. Bu en sonda yer alacak diye buldum. Şimdi burada bakıyorum. Önden sonra yerleştireceğim kelimeyi buluyorum. Söyledi en sonda dedim. Annem mi gelecek, doktora mı gelecek ona karar vereceğim. Bu işi yapan kim? Annem, değil mi? Söyleme işini yapan anne olduğu için annem en başta olacak. Hemen annem doktora yarın gideceğimi mi söyledi diye en sonunda yer aldı. Bunu da böylelikle yapmış olduk. Şimdi geldik diğer sorumuza, cümlemize geldik. Bu cümlemize bakıyoruz. Soru soruna konur. Cümlenin soru işareti. Şimdi burada hareket bildiren kelimemiz konur. Hemen onu en sonda olduğunu biliyoruz. Bu neyin üzerinde yapılıyor? Cümlenin sonuna soru işareti konur diyor, değil mi? Cümle onun için en başta yer alacak. Cümlenin sonuna soru işareti konur olacak. Cümlenin sonuna soru işareti konur. Noktamızı koyduk. Bu da bu şekilde olacak. Diğer cümlemize geldik. Giyinmeliyiz mevsimlere giysilerimizi uygun. Şimdi buradaki bir iş bir oluş hareket bildiren kelimemiz giyinmeliyiz. Bu en sonda olacak. Şimdi buna göre düşüneceğiz. Mevsimlere giysilerimizi uygun. Mevsimlere uygun giymeliyiz şeklinde olması lazım. Anlamlı hale gelebilmesi için bu şekilde olması lazım. Siz bunu iyi yapabilmek için kitabı bol bol okumak gerekiyor. Evet. Cümlenin ilk harfi giysilerimizi mevsim. Biraz çizgilerin dışına taştık. Mevsimlere uygun giymeliyiz şeklinde olacak. Evet. Diğer kelimemize geçelim hemen. Bakalım. Diğer kelimemize baktığımız zaman verdik sonu hafta ailecek karar piknik yapmaya. Şimdi buradaki bir iş, bir oluş, bir hareket bildiren kelimemiz ne oluyor? Tabii ki verdik oluyor. Öncelikle o en sonda yer alacağını biliyoruz, değil mi? Öncelikle o en sonda yer alıyor. Verdik kelimesi en sonda yer alacak. Bu bir iş, bir oluş, bir hareket bildiren kelime. Bu piknik yapmaya karar veren kim? Aile. O zaman aile de en başta olacak. Ona göre ne yapıyorum? Cümlemi yerleştiriyorum. Ailecek hafta sonu
piknik yapmaya karar verdik diyorum, noktamı koyuyorum. Böylelikle onu da yerleştirmiş oldum. Şimdi bu sayfada bir cümlemiz daha var. İlk büyük özel harfi isimlerin yazılır diyor. Yazılır bir kere bakın en sonda olacak. En sonda hemen onu tespit ediyorum öncelikle. Onu tespit ettikten sonra devam ediyorum. Bakıyorum duruma. Özel isimlerin ilk harfi büyük yazılır. Evet. Çünkü yazılan ne? İsimler. O zaman ne yapıyorum? Özel isimlerin ilk harfi büyük yazıdır diyorum. Noktamı koyuyorum. Bu şekilde bu sayfamızı ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk. Birkaç tane daha örnek çözersek daha iyi anlayacağınıza inanıyorum. Onun için de hemen diğer sayfamızdakilere geçtik. Sınıfımızı açarak pencerelerini havalandırdık sınıfın. Evet, burada havalandırdık. Bakın, buradaki bir iş, bir oluş, bir hareket bildiren kelime bu. Çünkü cümlenin sonunda yüklem olabilecek olan kelime bu. Diğerlerimizde ne yapıyoruz? Havalandırılan nedir? Havalandırdık diyor. Neyi havalandırdık? Sınıfımızı pencerelerini, değil mi? Bak, pencerelerini, sınıfın pencerelerini. Hemen ne yapıyorum? Buraya yazıyorum. Sınıfın pencerelerini sınıfın pencerelerini sınıfımızı açarak. Hayır, burada bir fazlalık var. Sınıfın pencerelerini, şurayı da silelim öncelikle. Fazla yazıldı biliyorsunuz. Sınıfın pencerelerini açarak sınıfımızı havalandırdık. Evet. Açarak. Aslında buradaki de biraz yüklem gibi ama iki cümle bir arada geliyor. Buraya virgül koyuyorum. Onun için devam ediyorum. Sınıfımızı havalandırdık diyorum. Noktamı yerleştiriyorum. Şöyle yapayım. Biraz sığmadı. Onun için böyle biraz kaydı. Çocukları severdi Atatürk çok. Evet. Severdi cümlenin en sonunda. Seven kim? Atatürk. Hemen Atatürk'le en başta. Ne yapıyorum? Atatürk çocukları çok severdi şeklinde yapıyorum. Bu arada abone olabilirsiniz. Arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Eğer sizden küçük ilkokula giden kardeşleriniz varsa onlara da bunları izlettirerek onların da bu konuları öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi geldik diğer cümlemize. Dayım erkek olur annemin kardeşi. Şimdi olur burada yüklem en sonda olacağını gördük hemen. Onu en sona yazacağız. Kimin olur kardeşi, erkek kardeşi olur? Annemin. Annemin en başta olacak. Çünkü bu bir özne. Onu en başa yazıyorum. Annemin erkek kardeşi dayım olur. Gördüğünüz gibi olur. En sonunda annemin en başa geldi. Şimdi diğer kelimemize geldik, cümlemize geldik. Bakıyoruz oraya. Ahmet, Yiğit bahçede top oynuyorlar Uğur ve diyor. Burada oynuyorlar cümlenin en sonunda oluyor. Oynayan kim? Ahmet, Yiğit ve Uğur. Değil mi? Bakın bunları en başa yazacağım. Çünkü özneler bunlar. Bu işi yapan bunlar. Oynayanlar bunlar. Onun için onlar en başta olacak. Hemen Ahmet, virgül, Yiğit, özel isim olduğu için büyük harflerle ve Uğur
Uğur, bahçede top oynuyorlar. C'de top oynuyorlar dedik. Noktamızı koyduk. Bu cümlemizi de böylelikle tamamlamış olduk. Evet, devam edeceğiz. Şimdi yeni iki cümlemiz kaldı. Konuyu bitirmemize. O iki cümlemizi de yapalım. Geldi Ayşe dün ablam Gaziantep'ten diyor. Hemen bunu ne yapıyorum? Hemen bunu öncelikle geldi kelimesi yüklem en sonda olacak. Peki gelen kim? Ayşe ablam değil mi? Bakın Ayşe ablam özne o en başta olacak. Onun için hemen onu buraya yazıyorum. Ayşe ablam dün Gaziantep özel isim Tep'ten geldi. Yüklemimiz en sonda oldu. Evet, son cümlemize geldik. Yer hamileler otobüste ve derin yaşlılara diyor. Şimdi burada bakıyorum. Veririm en sonda olacak bir kere. Bu yüklemimiz. Peki kime veririm? Yer veririm. Yaşlılara ve hamilelere değil mi? Yer veririm. Onun için hemen yazıyorum. Yaşlılara ve hamilelere, yaşlılara ve hamilelere otobüste yer veririm. Otobüste yer veririm şeklinde noktamızı koyarak bu dersimizi bitirdik. İyi günler diliyorum.